Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kerem. Bugün sizlerle Age of Story 2'nin öğreticisini inceleyeceğiz abi ve yanımda bu sefer Sezer var. Hoş geldin Sezer. Hoş bulduk yoldaşım. Merhabalar. Yani bildiğiniz üzere artık Age of Story 2'yi bilmeyen biri kalmadı yani. Oynayıp daha bir hafta içinde oyunun ustası olmayan birisi yoktur herhalde. Hani mesela Sezer de herhalde öyledir de ben oyunu ilk öğrendiğim zamanlarda... Hatta ben oyunu ilk oynadığım zamanlarda zaten biliyordum. Çünkü oyun ilk olarak bilgisayara çıkmıştı. E benim de bilgisayarım yoktu. Mobilden oynamak zorundaydım. O zamana kadar Eren, Eren Ceylan'ın videolarını izlemiştim sürekli. Ve oyunu ilk kelime aldığımda zaten direkt ben oyunu biliyor bir şekilde indirmiştim oyunu. Yani direkt ilk elimi aldığımda ustası gibi oynamıştım oyunu. Ya zaten Age of History 2 hani öğrenmesi... Ya bak oyunun açıklamasında Lucas'ın da şu yazıyor. Öğrenmesi kolay fakat ustalaşması zor yazıyor. Ya bu gerçekten tam tersi. Çünkü şu oyuna şöyle bir girip baktığında... Yani atıyorum seçtin Timur'u. Oyna dedin. Şimdi şöyle bir menüye baktığında... ilk başta sana bir karışık gelmez mi menü? Çünkü her yerde bir tuş var abi. Diplomasiye bir basıyorsun bir sürü tuş çıkıyor. İşte dahaya basıyorsun... Bir sürü inşa edilecek şey çıkıyor. Bunların her, her biri ne işe yarıyor? Burada neler var? Teknoloji puanları hangisi neye çok etki ediyor? Hani ilk girdiğinde oyun sana karmaşık geliyor. Ama Lucas Bey diyor ki oyunu öğrenmesi kolay ama ustalaşması zor. Tam tersi abi. Oyunu öğrenmesi ilk bakışta anlaması zor ama ustalaşması gerçekten kolay. Peki öğreticiye buradan nasıl geleceğim? Öğreticiye de şöyle geleceğim abi. Bu oyunu acaba öğreticiyi oynayarak öğrenen birisi var mıdır? Ben şu ana kadar hiç öğretici oynamadım. Galiba Sezar'la Sezer'le çok önceden bir kez girmiştik. Yanlış hatırlamıyorsam ama üzerinden bayağı geçti. Onun Anladım. haricinde hiç öğreticiye şöyle alıcı gözle bir kontrol etmedim bakmadım abi. Sezer de bakmadı büyük bir ihtimalle. Tabii. Yani artık öğretici görmedim. Diyorum ki öğreticiyi oynayalım abi. Yani Zah. gerçekten zamanı geldi. Aynen artık zamanı geldi. Evet şimdi <laughs> abi ya. <laughs> Age of oyun... Civilization 2 yazıyor lan abi. Onu bırak oyunun yapımcısı bile oyunun ismini yanlış yazmış. Hadi Age of Civilization 2 diye bıraktım burayı da. Abicim oyunun adı Age of Civilization 2. Age of Civilization değil sonda S olması lazım. Ya oyunun yapımcısı bile oyunun adını yanlış yazmışken ne kadar ciddi bir öğretici bekleyebilirim ki ben buradan? Oha! Sezer. Sezar? Ne, ne? Askerine tıkladığında bir yere sağ tıkladığında direkt ben şuraya hareket et oluyormuş lan. Yani böyle yapmana gerek yokmuş. Askeri seçtin ya. Sağ bu tıkladığında direkt bir şeyler öğretiyor. Oğlum oha lan. Bunu yeni keşfettim. Canım benim. Devam et. Aa! Oğlum bu çok işime yarayacak. Bir dakika ya bence bu öğreticide olduğundan olabilir abi. Kontrol edelim. Cidden böyle bir şey varsa var ya oyunda yeni keşfettiğim ilk şey olabilir hani uzun zaman sonra. Aa gerçekten var lan. Valla şu an var ya bunu zaten biliyor olanlar içinden küfür ediyor da ben yeni öğrendim abi inanamıyorum. Bence onlar da bilmiyorlar. Olabilir. İlk defa <laughs> gördüm bunu. Vay be. Neyse. Age of Civilization 2. Öğrenmesi kolay fakat ustalaşması zor bir sıra tabanlı strateji savaş oyundur. Evet. Yine klasikleşmiş saçma sapan açıklamamız. Amacın askeri gücünü ve kurnaz diplomasini. Kullanarak <laughs> dünyayı fethetmek. Kurnaz diplomasi yapacaksın. Ya onu yani. bırak Tişare abicim. Söyle. Yani Kurnaz diplomasi bu oyunda en fazla ticaret talep etmek olur hakikaten ya. Dünyayı fethetmek veya altında birleştirmek. Dünyaya kan mı kusturacaksın yoksa önünde diz mi çöktüreceksin? Seçim İkiz senin. İkisi aynı şey. Değil mi lan? Herhalde <laughs> burada tane... şeyden bahsetmiş. Kan kusturacaksın derken fetih yaparsın. Diz çöktüreceksin derken de vasal yaparsın. <laughs> İkisi aynı şey. Lan Lukas. Tamam, Sonraki tur diye bir bakalım. Evet Aha. bir medeniyet görünümüne geç. Buraya tıklayınca medeniyet görünümü buymuş tamam. İki medeniyet hazinesi a şu. Ha, aynen bu hazineymiş abi. Buradan vergi falan arttırabiliyoruz. Aa. Ee, başka 3 bu turdaki hareket puanlarının sayısı. 5.1. Tamam. 4 diplomat puanları diplomatik aksiyonlar için kullanılır. Tamam. 5 diplomatik görünüme geç. Biz geçmiştik zaten abi. Neyse tamam. 6 harita Ay, modu tamam. görünümleri. Ha bir de şu haritalar Allah aşkına abi hiçbiri bir işe yaramıyor. Yani çoğunluğu diyelim. Bak. Bunların içinden işe yarayanları sayayım sana. Ordu, Ordu. işe yarar. Gelir az çok işe yarar. Hangi eyaletinden ne kadar çok para kazandığını anlarsın. Teknoloji de işe yarar. Ne kadar geridesin ya da ne kadar ileridesin dünyaya göre anlarsın. Nüfus işe yarar. Ekonomi işe yarar. Gelişme de işe yarar. İstikrar da işe yarar. Hastalıklar da işe yarar. Kerem tamam kapat Kerem. Hakikaten lan. Oğlum <laughs> bayağı işe yarıyormuş lan bunlar. Bu tamam şey bak olur. binalar çok işe yaramaz. Zaten her eyaleti tıkladığında görüyorsun rahat şekilde ki zaten buradan bakan biri yoktur herhalde ya. Binaları kullanan birisi yoktur herhalde. Başkentten uzaklık son derece gereksiz. Neden toprakların başkentle uzaklığını öğrenmek isteyeyim ki? ki Hayır, zaten bilirim. Ya yani şuradaki toprağın ben şundan yakın olacak uzak olacağını biliyorum abi. Bunu bana göstermesine gerek yok. İstediği Aynen. bir nüfus gerekli zaten her videoda kullanıyorum. Arazi türü bence gereksiz çünkü oyunda hiçbir etkileri yok. Var büyük bir ihtimalle etkileri ama bakın yazıyor mesela üstünde. Ee, orman savunma bonusu artı 4 hareket maliyeti artı 2. Ama bunların çok büyük bir... Yani bilmiyorum etkisi yok bence. Sence? Hayır değerleri kısık abi. O yüzden bize pek fazla etkisi yok. Ya aynen. Yani şurada savunma bonusu yüz, artı yüzde dört yerine yüzde yirmi olsa işte o zaman etkisini görürdük. Aynen. büyük bitki. Ama Age of 2'nin haritası coğrafi bir harita değil. Yani mesela Evdurd'un haritasında işte e, dağlık yerleri anlıyorsun, ormanlık yerleri anlıyorsun ama bunda yani burası ne? Ben nasıl kardeşim, anlayacağım? Düzdü kardeşim. Ya düz. Bunda her yer düz yani. Düz her yer düz. İşte o yüzden. Dünya düz, o yüzden dünya düz. <laughs> yani şimdi dünyanın geoyu olduğunu mu kanıtlayalım seninle beraber? Lukas kanıtlamış. <laughs> büyüme oranı büyüme oranı da yani gerekli olabilir. Kaynaklar gereksiz bir işe yaradığı yok zaten. Kaynaklar ne işimize yarıyor ki? Kanka bu arada ne lan bu? Kaynaklar ne abi? Oğlum, bütün dünya yeşil yapmaktan başka neye yarıyor kaynaklar haritası? Acaba ağaç, orman, su falan mı? Su mu? Ya, su oğlum tatlı sudur belki. <laughs> Allahım ya neyse devam edelim. Mutluluk. Mutluluk olarak. Mutluluk da işe yarar tamam. Bütün ülkenin mutluluğunu görebilirsin bir haritada tamam. Huzursuzluk. Bu da yine haritayı yeşil yapmak için yapılmış bir harita modu. Hükümetler. Aa, hükümetler, hükümetler de işe varmış. yarar. Günaydın kanka bunu bilmiyor muydun? Hükümetler, hükümetler ya. işe yarar bu arada. Çok güzel işe yarar hem de. Bak mesela şurada gösteriyor da göremiyoruz işte şu lanet sekme yüzünden. Neyse. İmparatorluğun ne olduğunu ben hala tam anlamadım. Ha bu kutsal Roma İmparatorluğunu gösteriyor. Evet Bunları savaş açarken dağıttık mı ya yani dağıtmadık için kontrol etmek için mi? Ya aynen aynen dağıttın mı kontrol etmek için ama hiç yani bir nasıl desem bir etkisi yok ki oyuna. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun oyuna hiçbir etkisi yok. Yani dediğim eklenmiş ama çalıştırılmamış özellikler olabilir bunlar. Hımm aynen. Yurtlar ne ya? Kardeşim işte Suriyeli mi değil mi? <laughs> Eyalet değeri. Yani bu da işe yarayabilir belki. E oğlum Ha bu şey ki. şey. Bu şey kanka şu altta yıldız var ya. Hani barış antlaşması yaparken yıldızları seçiyorsun ya. Ha. Kaç yıldız olduğunu. İşte bu onların yıldızı. Şu toprak 4 yıldız mesela. Bu toprak 4 yıldız, 4 yıldız, 3 yıldız, 3 yıldız vesaire. Diplomasi artısı zaten gerekti. İttifaklar çok gereksiz bir artı abi. Çünkü doğru düzgün göstermiyor Efendim. zaten. Aynen ilişkilerden zaten anlayabiliriz. Gerçi ittifaklar aslında aynen ilişkilerden zaten anlarsın da. Tahkimatlar ne lan? Ya bazı bölgelerde işe yarayabilir ittifaklar. Tahkimatların ne olduğunu açıkçası ben de tam bilmiyorum. Minik minik devletler mi? Başkentleri mi sadece? Aynen sadece başkentleri gösteriyor. Neden bilmiyorum. Çok saçma bir Başkentler şey. Başkentler yazaymış oraya. Kuleler, kuleler de sadece bunlar da var zaten. Başkentlerde. Limanlar. Bu da gerekli olabilir. Bilirim mi? Bilmiyorum. Gerekebilir. Kıtalar. kutarma atınca daha az asker çıkıyor diye biliyorum. Öyle mi? Evet. O zaman gerekli olabilir. Kıtalar. Tamam bu zaten normal bir harita abi. Bölgeler. O, o kıtalar var mı olmuş? Günaydın kanka ya. Sen bunları bilmiyor muydun gerçekten? O zaman bölgeler olduğunu hiç bilmiyorsundur. Oha! Hahaha! <laughs> Ama bu bölgeler haritasını güzel yapmış. Benim hoşuma gidiyor. Cermenya, Güney Cermenya, Batı Akdeniz, Galya, Anadolu. Bereket İlal vesaire vesaire. Her neyse. Tamam neyse haritaları geçelim abi. At da sonraki tur. 1- tüm mesajlar iki medeniyetinin başkenti. Tamam 2'yi burada gösteriyoruz. Ha tamam iyi lan. <laughs> Bir an şey sandım abi. Bug'ını bulduk sandım. Ben haritayı böyle oynatınca 2 de gelir sandım ama yok. Lucas bunu akıl etmiş. Bir tüm mesajlar tüm mesajlar ne ha şu bildirimlerden bahsediyor galiba başkent medeniyetinin en önemli eyaletidir medeniyetinin kalbidir başkentler şu kadar soğuma bonusuna sahiptir artı yüzde 15 ve şu kadar da saldırı bonusuna sahiptir artı yüzde 10 oğlum bunlar iyiymiş. Oğlum, Gerçi ben... zaten aynen başkent saldırdığında zaten çok askerin gittiği belli oluyor ya. önce biraz arttırabilirmiş. Yani sonuçta başkent abi ya medeniyetin kalbi diye kendisi yazmış burada biraz daha fazla olabilirdi. Doğru. Aynen. Saydam eyaletler tarafsızdır. Renkli eyaletler bir medeniyete aittir. Çizgili olan eyaletler işgal altındadır. Şehirler, şehirler eyaletlerin çevresinde çekilir ve medeniyetin en kalabalık nüfuslu eyaletlerini oluşur. Bunlar anahtar eyaletleridir. Oo. Vay. Lan gören de oyu 4 sanacak oyunu ya. <laughs> oh, bu ne güzel yazmış. Vallahi neler yapmışsın Lukas be. Üf. Emirler her turdan önce verilir. Her tur verileceğin emir miktarının hareket puanlarınca sınırlıdır. Buradaki hareket puanları emirler verildikten sonra medeniyetler her tur başında rastgele belirlenmiş bir sırayla hareketlerini gerçekleştirir. Bu Age of Story 1'de de böyleydi, sıralamayı şey Age of Story 2'de de. Yani mesela güçlü olan ilk sırayı alır gibi bir şey bekliyordum ben Age of Story 2 çıkmadan önce ama değiştirmede aynı bıraktı. Tüdük. Alt panel. 1 küçük harita. Ay, ay çok tatlış bir şey. Haritaya bak. <laughs> Mini harita. hiç hayatımda hiç kullanmadım biliyor musun orayı? <laughs> Kanka ben de hiç kullanmadım. <laughs> Sadece bazen oyunu ilk oynadığım zamanlarda bug oluyordu. Şöyle beni dünyanın öbür ucuna yolluyordu. Şuradan geri dönüyordum şöyle hızlıca hemen. <laughs> Onun haricinde hiç kullanmadım galiba. 2. Seçili eyalet hakkında bilgi. Turu bitir, devam et. 3. Tamam, 2 nerede? Ha bu. Gereksiz. 3. Tamam. Bir seçili eyaletin sahibi İngiltere Krallığı. E, medeniyet bilgisi görünümünü aç kapat. Ha iyi. İki, yurt medeniyetin meşru bir parçasıdır. Su görmüş Afrikalı gibiyiz Kerem. <laughs> Üç eyalet değeri. Şurada. Beş yıldızlıymış be. Bu toprak iyiymiş. Dört. Arazi türü. Tamam. Devam edelim. Devam et lan. Bir eyalet ekonomisi. Tamam onu biliyoruz. İki gelişme seviyesi biliyoruz. Üç eyalet çıkar biliyoruz. Devrim riski binalar eyalet mi? Onları da biliyoruz. Devrim riski. Ben şu haritayı daha yeni keşfettim biliyor musun Seder. Böyle bir menü olduğunu yeni keşfettim. E, bunlar devirciler. Aynen. Bak şöyle tıkladığında içindeki devrimcilere destek verebiliyorsun. Her ülkenin. Burada görünüyor. Deneriz bunu. Bunu ben daha geçenlerde yeni keşfettim. Neyse devam edelim. Bak bu şekil. Çok güzel lan bence. Neyse devam et. Görev. Medeniyetine ait bir eyalet seç ve yeni birimler eğit. Ooo. Sezar bu görev çok zor. Oğlum nasıl 31 asker? Ya Sezer beni kötü yola sürüklüyorsun. Bir ben eyaletini sen... seç ve birimleri komşu eyaletlere hareket ettir. Aa, askerler nasıl gidiyor? <laughs> Oha ok var Seder. ok tahta gidiyorlar. <laughs> Oha. Allah'ım ya. Bu kasta ne Eyalette. Eyalet. <laughs> eyalette inşa edilen binaları daha fazlası menüsünde. Bak tıklayamıyorum. <gülüyor> Abi. <gülüyor> tamam daha fazlası yapayım? menüsü. Aa kanka burası daha fazlası menüsüymüş. Daha tamam, A2 bu. Türkçe. <laughs> daha fazlası menüsü. <laughs> Eyalette inşa edeceğin binaları daha fazlası menüsünde bulabilirsin. E <laughs> tamam, Bunların hepsini biliyoruz. İkbal Kampı Ordu Bakanı'nın %20'i azaltıyor. Diğerlerini de zaten biliyoruz ya. Çok kısık vermiş be. Evet be. 90-100 falan verse sevki çıkardı. Görev. Medeniyetinizin bütçe görünümünü açın. Oha Sezer ben bunu yapamam. Oğlum sakin ol. Sakin ol. Oh, of başardık. <laughs> Vergileri fulle çabuk. Bulunduğumuz ülke anlaşılsın. <laughs> Patron sakin çıldırdı ol. hadi bakayım. Hadi bakayım. Bir eyaletteki vergi geliri eyaletin mutluluğuna, mutluluk ise medeniyetin teknoloji seviyesine bağlıdır. Aa, teknolojine mi bağlıymış mutluluk? Yani teknolojin fazla olursa mutlu mu oluyormuş ülke? Şimdi adamın telefonu varsa mutlu olur. Mantıklı lan. Yani adamda şimdi bir Nokia 3310 olması var bir de Samsung Galaxy S10 olması var değil mi? Aynen. 33 olan daha çok mutludur bence. Doğru. Yalnız bizim şu 31 asker hala basılmadı. <laughs> i̇şte 30, bak orada da orada simgesi var 31 yazıyor. <laughs> çok komik <kontri gülüyor> ya. <laughs> Üretim gelirleri ekonomi puanına, eyaletin geçmişlik düzeyine ve iş gücüne bağlıdır. Tüm eyaletlerin yönetim maliyeti vardır. Eyalet başkentten kadar... ha Eyalet başkentten ne kadar uzaksa yönetim maliyeti o kadar fazla oluyormuş. Bak şurada yönetim diye bir gider var ya. Diyelim şuradaki eyalet sana da çok daha fazla gider sağlıyor. Çünkü başkentine uzak. İyimiş o zaman bu, bak. Biz fetih yaptığımızda biz başkenti hiç değiştirmiyoruz. Daha yakı ortaya böyle yerleştirsek Çok doğru. Evet doğru. Ülkenin en merkezi noktasına yerleştireceksin başkenti ki gelirin artsın. Doğru. Bak bunları biz bilmiyoruz mesela. Hakikaten ha. Öğretici de işe yarıyormuş. Tüm hükümet, bir, kend... <laughs> Tüm hükümet biçimleri kend. ha? Sonsuz dünya fethetmem. Tüm hükümet biçimleri kendi as maksimum vergilendirme sınırına sahiptir. Oha. Gerçekten biz ben mi? Ben de böyle de... sonsuza kadar götüreceğiz sanıyordum. Sulu. Neyse daha yüksek bir gelir için belgelendirmeyi değiştirebilirsin ama dikkatli ol mutluluk seviyesi belgelendirmeye bağlı olarak düşer veya yükselir. Şu sınırda kaldığında artı 0 0 0.5 0.05 artıyor. Şu anda her tur eksi 2.8 azalıyor. Hmm, tamam. Medeniyetinizin bütçe görünümünü aç. Tamam açtım. Tamam ne yapacağız? Yeter bu kadar artık. Tamam hadi ilerlemek istiyorum. Heh, i̇lerledim. ilerledim tamam. Birim Mallar nüfusunda artış sağlar. Tamam fullledim. Daha fazla bütçe ayırmak nüfusun büyümesini artıracaktır. Devamlı büyüme için minimum %15'te tutulmalı. Yoksa nüfusun küçülür, aç kalır ve vatandaşlar sinirli olur. Vatandaş sinirlenebiliyor mu? <laughs> Vallahi var mıymış lan <laughs> öyle bir şey? Sen sinirlendin her, mi sen? Her medeniyet gelişmişlik seviyesini gösteren teknoloji seviyesine sahiptir. Full o zaman. Teknoloji seviyesi araştırmalara bütçe ayırarak yükseltilir. Teknoloji alanındaki gelişmeler uygarlığın ve eyaletlerin ekonomik açıdan refah düzeyini yükseltir. Yüksek gelişmişlik daha ileri bir teknoloji ve eyaletlerden gelen daha fazla para demektir. Ne yapayım? <laughs> Yatırımlara altın harcayarak ekonomik gücünü inşa et. Ay, ay tek yaptığım şey şunu fulle çekmek. Ve öyle bir anlatıyor bir ki. Valla öyle bir anlatıyor ki sanki hani buraya fabrikalar falan kuruyormuşum. Şunu fulle çekiyorum başka bir şey yaptığım yok. Kardeşim sen görmüyorsun bak orada fabrika var şu an. 31 asker nerede? Burada. <gülüyor> Oley. <gülüyor> ne oldu oğlum vallahi. hasret mi kaldın? Evet, <laughs> Baht, piyadeler. Görev. Diplomatik görünüşe geç. Geçelim. Politik görünüşe geri dön. Ya. <laughs> 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 Bu kadar yeter. Geri dön. <laughs> tamam döndüm. Görev turu bitir. Sizler bunu yapabileceğimi sanmıyorum. Sadece Space'e veya yani <laughs> Sonic'e tutturamaz. Aha tıkladım. Hoy. Geldiler. Oxford Sen de buraya doldum. git. Denize girsinler. <laughs> Yine bitirelim. Öğreticinin sonu iyi şanslar. Lan. Lan Aa. kıçımıza tekmeyi vurup gönderdi lan. <laughs> o oy. Menödiye... Menödiye... çal lan? Oha. Oha lan. Bunlar ne? Nereden buldun ba lan bunu? Ba ba başarılar. Bak şuradan. Oha lan güzelmiş bu. neyi başarmış bunlar? <laughs> neyi başaramadın? Neyi başar? Bilmem neyi başarmış bakayım bir. Fethedilmiş eyaletler 548 Kırım anlayıyla. Üf. Aa burada benim bütün geçmişim var lan. Endülüs'te 438 eyalet fethetmişim. Kırım'la 548 fethetmişim. Türkiye ile 50 mi? <laughs> Türkiye hiç oynamamışım. Monaco'yla 112 eyalet fethetmişim. Gırnatay'la 92 eyalet fethetmişim ve 118 bin 838 orada gitmişim. Kırım'la 210 ayarlı edilmişim. Bir kez daha. Kerem? o onu da gösteresin mi? Şunları bitirelim. Macaristan'da 212. Daha ne kadar var lan? Abi yani çok devlet de oynamışım. Hepsi seviye Lübzenburg 1 yani. 11. Bu ne oğlum? Garaniler. <laughs> Peru Peru'yla 50 ayarlı edilmişim. Endülüs <laughs> Emevi'yle 14. Nazi Almanya istediği 76. Osmanlı'yla 50 tur oynamışım. <laughs> seviye 1 yazıyor Kerem yanında. Ne? Seviye 1 falan yazıyor. Bak en sağda. Aa seviyeler de varmış. Ne işimize yarayacak? Oha seviye 5 var kanka benim en düğün devletinde. 438 eyalet. Ne yaptın oğlum sen? <laughs> Neyse. Medeniyetler çağına da girelim bakalım. Kan medeniyetler var? çağı işte her yılda yani buradan tarihi kendin seçiyorsun. Sonra oyunda sana belli bir arta çıkarıyor. 1648 işte mesela oyna diyorsun. Böyle. Gereksiz. Küçük Boş. Işte... Her birini sadece başkentini koymuş işte. Boş bir şey. Hıyar Lucas. <laughs> hıyar oldu hıyar. <laughs> Neyse abi tamam yavaştan bitirelim burada. Öğreticiyi falan da bitirdik. Başka var mı lan şöyle bilmediğimiz bir şey? James Kerr, Ol. Marcin Jakowski, Dementor ve bize. Teşekkür ediyormuş Lukas Bey. Ne yapayım? <laughs> ben de ne yapayım? <laughs> Devam ki. Ayarlar. Ha şu şeyin. Ayarlarda da bilmediğimiz şeyler var. Çeviri anahtarlarını biliyorum ne olduğum da. Emirleri onaylamayı da biliyorum. Turu bitirmeyi onaylamayı da biliyorum. Ne? Emirleri onayla. Hatta oyunda gösterelim izleyenler de görsün. Emirleri onaylamıyor musun? Aynen emirleri onaylıyorsun. Yani çok Mantığı zor bir şey değil. Emirleri okudum, onaylamayı açarsın eğer. Yani okudum, mesela okudum. şuradan şuraya ordu gönderirken onaylatmadı. Aa. Emirleri onaylamayı kapatalım. E Tur bitirmeyi onaylayı açalım. Ay. <laughs> ne oldu? <laughs> ne kadar güzel bir menü çıktı öyle karşıma. Emirleri gönder evet. Abi lanet olsun. Var ya bu uğraşılmaz ha. Ben bunu asla açmam. Tur bitirmeyi onaylayı kapat. Emirleri gönder. Hareketlerin sırası ne? Ettiğin sıra. O ne lan? Ben niye şu toprağa gidebiliyorum? Ha vasalım mı? Ha ben onun vasalıymış. Aga be. Aa, aa, yanda hareketlerin sırasını gösterdi. Ama hemen gösterip gidiyor. Bakabilirsin <laughs> ama gidebilirim. Aa, dur dur bir bakayım lan dur. Heh, yok olmuyor kanka. Tamam onu da kapatalım gereksiz. Sonraki oyuncu tur görünümünü göster. Buna da bir bakalım. Ama, tek lan bu. Bu ne oğlum? Oo, her tur böyle mi atlıyor? He. Çok gereksiz bir şey. Lucas nerede işe yaramayan özellik varsa eklemiş. Vallahi ya. Vallahi var ya. Nerede işe yaramaz bir şey var eklemiş ya. Vallahi Neyse. Bu kadar yeter. Evet yeter. Evet dostlar bugün öğreticiye baktık. Age of Story 2'de bilinmeyen bazı yerlere girdik. Aynen. Ve ilginç bir video oldu abi. Böyle kafamız esti video çektik sizlerle bir tane. Umarım hoşunuza gitmiştir. Video beğendiyseniz like atmayı ve kanalımı diyorsanız abone olmayı unutmayın. Kolonya düştü anasını satayım ne oluyor? Olamaz kutsal kolonyam düştü. Kutsal kolonu. Neyse ya. yavaştan videoyu burada bitiriyorum dostlar. Açıklamadaki linklerden Discord sunucumuzda daha katılabilirsiniz. Şimdi kanalım bu kadar. Hepinize iyi günler. İyi oyunlar. Bay bay.